Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan kobra tarafından ısırılan illüzyonist Aref'in tedavisi devam ediyor. Ayaklarını ve ısırılan elini hala hissetmeyen Aref, yılanın kendisini nasıl ısırdığını kameralara anlattı. Gördüğünüz gibi panzehirler de veriliyor şu an. Yaklaşık 24 tüp istendi. Aref'in tedavisi Mısır'da devam ediyor. Ancak Aref ayaklarını ve ısırılan elini hala hissetmiyor. 3 gün önce kobra tarafından ısırılan Aref, hayvana aslında yabancı değildi. Kobrasına 1,5 yıldır bakıyordu. Bir Suriyeli'den aldığı hayvan hasta ve bir gözü görmüyordu. Öldüğünü düşündüm, kafesten çıkardım. Yani iyileştirmek amaçlı yıkadım. Üzerine su döktüm. Biraz kendine geldi. Ondan sonra tam kafesine geri koyuyordum. Geri döndü. Elimi bilekten sırdım. Elimi kumaşla, bir parça kumaşla bağladım. Arkadaşlarından yardım isteyen Aref, zehri kendi akıtmaya çalışmış. Hemen soktuğu yere emerek zehrin birçok kısmını atmaya çalıştım. Tam çıkarken de baktım, yılan da ölmüş herhalde. Ölüm şeyini atlattım. Normalde bayağı şaşırdılar zaten. Çok güçlü bir bünye var. Çünkü normalde 6-7 saatte öldürüyormuş. Dün yüzünde felçlik gibi bir şeyler vardı. Şu an sadece iki ayakta var biraz. Bir de sokulan kolumda var. Gittikçe sanırım iyileşecek. Antalya'da Aref'e müdahale eden Türk doktora göre ise illüzyonistin sağlık durumu aslında normaldi. Genel durumu iyiydi. Bu tür zehirlenmelerde genelde nörolojik ve kan tablosunda bozukluklarla seyreder. Takiplerimizde böyle bir sıkıntı olmadı. Kan tablosu değerlerine bakıldı. Bir sıkıntımız yoktu. Özellikle ikinci gün bilekteki kızarıklık azalmış ama ödemde sınırlı bir artış vardı. Aref şimdi Mısır'da 6 hastaneden toplanan panzehirle Türkiye'ye geri döneceği günü bekliyor. Ne zaman taburcu edecekleri belli değil. Onlar da bekliyor. İnşallah Türkiye'de görüşmek üzere.